Merhaba değerli Muğla TV izleyicileri. Bugün Halkın Sesi programında halkımıza aylık kaç TL'lik pazar alışveriş yapıyorsunuz sorusunu sorduk. İyi seyirler. Volkan Perçin. Muğla'da ikametgah ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Müzisyenim. Ayrıca müzisyenlik yapıyorum. Bir aylık pazar masraf ihtiyacınız kaç TL? Vallahi şöyle söyleyeyim. Zaten biz müzisyenler şu pandemi döneminde bir yıldan beri çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Malum. Yapmış yani geçim sıkıntısı herkeste var ama bizim sıkıntımız ikiye katladı. Öncelikle onu söyleyeyim. Aylık pazar masrafına gelince yani öyle derler bizde alışverişe gelince. Vallahi bir kahvaltılık alıyoruz işin aslı sadece 100 lira tutuyor. Hanım ayrı peynir yiyor ben ayrı peynir yiyorum. Zaten yumurtasıydı affedersin şusu busu derken sadece 100 lira tutuyor. Sebze falan 250-300 nereden baksan 400'ü buluyoruz. Yani aylığa tekabül ettiği zaman da 1200-1500'leri buluyor. Sadece bu masraf. Daha telefon, elektrik, internet, evin kiraysa kira, kendi özel ihtiyaçların şu zamanda hepsi çok zor. Yani bizler de çok şükür bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz ama artık hazırı da tükettik. Bir an önce şu pandemi olayının da, gerçi önce sağlık diyeceğiz ama artık koronadan bitmesek geçim sıkıntısından biteceğiz. Bir an önce bir şeylerin düzelmesini istiyoruz. Peki müzisyen olarak çoğu müzisyen de aynı şekilde bu pandemi sürecinde işsiz kaldı. Evet. Gelirleri yok ama evet. Giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da devam ediyor. Aynen bu öyle. Konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi zamlar olacak, olmayacak diye bir şey yok. Ama şimdi bazen aylıkla geçinen kişiler hakkında da söylenirse maaşı ATM'den çeker çekmez daha evi bulmuyor. Ay başına kadar işte küçük esnaf ya abi görüşürüz aybaşı abi görüşürüz aybaşı maaşı çeker çekmez bir elinin gördüğünü öbür el görmüyor. Yani bu durumda şimdi biraz siyasi görüş olarak da bir yerden alıp bir yerden veriyorlar. Bence iyiye giden hiçbir şey yok. Kendi görüşümce iyiye giden hiçbir şey yok. Allah inşallah bu günlerimizi aratmasın. Çünkü gerçekten de vatandaşın, insanın zor günler daha çok bekliyor. Şöyle söyleyeyim ya da tabiri caizse, zengini çok zengin, fakiri de çok zengin, fakiri de çok fakir oluyor. Artık orta kesim kalmadı. Orta kesim kalmadı. Ya fakirsin ya zenginsin. Başka bir alternatifi yok. Öyle düşünüyorum kendimce. İnşallah bir şeyler düzelir artık. Peki sizce bu gidişat neyi gösteriyor? Dediğim gibi bu gidişat iyi bir şey göstermiyor. Artık öyle bir şey ki zaten şu Covid-19'un hastalığı da zaten şu anda bu kışta duyduğumuza göre hani ben hiç böyle çok özür dilerim. Ben gripim diyeni de duymadım. Hiç grip olan da yok. Her şeyi Covid'e bağladılar. Böyle devam ederse de bizler hiç iyi duruma gitmeyeceğiz. Bir tek müzisyen olarak değil. Küçük esnaf ya da farklı esnaflar. Hiç kimse, çünkü hiç kimse aldığı maaştan memnun değil. Hiç kimse kazandığı paradan memnun değil. Dışarılarda iş olsa yevmiyeye giden insanlar da kazanmadığı için memnun değil. Hep memnuniyetsizlik var. Yani başımızdakilerin artık bu duruma bir nokta koymasını, herkesin de mutlu olmasını çabalamaları lazım. Umarız her şey düzelir. Buradan seyircilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Seyircilere değil de genel olarak söyleyeyim ben yani kendi adıma. İnşallah bir an önce bu Covid-19 belasından kurtuluruz. İnşallah herkes mutluluğa erer. Şu sıkıntılarımız ortadan kalkar. Bütün dualarımız böyle olsun. Amin desinler yeterli. İnşallah müziğin sesini açabiliriz artık. Öyle. Müzik susmasın diyeceğiz. Bunun hakkında birçok projelerimiz, birçok plan yapmış olduğumuz projelerimiz oldu ama tabi devlet dedim ya yine devletimize gelecek laf ağzımıza bir parmak bal çalıyor ama gerisi yok yani insanların gerçekten artık bu şartlar altında yaşamasının yaşamak yok artık ya çoğu müzisyen arkadaşlarımızı da görüyoruz hayatlarına yaşamlarına son veren kişiler var sırf bu geçim sıkıntısından dolayı yani sanat şimdi öyle bir şey ki özür dilerim bunu ben kendi adıma söyleyeceğim. Ya içimde kalmasın söylememen yapamam. Yani bir aşçılık
ya da bir oto tamirciliği ya da bir elektrikçi ya da bir su tesisatçı. Ben o kişilerin yanına girsem, 10 yıl çalışsam o mesleği meslek haline getirebilirim. Ama müzisyenlik dediğin zaman bu bir Allah'ın lütfudur. O insanda o yetenek yoksa müzisyen olamaz. 10 yıl değil, 20 yılda çalışsa müzisyenlik yapamaz. Yani bu bir yetenek. Bu bir dünyanın 7 harikasından birisi, müzik. O yüzden bu müziğin biraz daha farklı meslek dallarından bir gömlek fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Yeteri kadar değer verildiğini düşünmüyorsun. Kesinlikle verilmiyor. Bugün o kadar öğrencilerimiz var, o kadar farklı enstrümanlar çalmaya çalışan kişiler var. Ama hepsini çalamadım diye bırakıyorlar. Yani enstrümanlarına küsüyorlar. Ama işte bu Allah'ın vermiş olduğu o lütuf olsaydı, o yetenek olsaydı elbet bir şeyleri başaracaklardı. Ve bizdeki bu yeteneği benim gibi olan müzisyen ve yetenekli olan kişilerin farklı bakış açılarına sahip olduklarını düşünüyorum. Öyle yani bugün müzisyenler yabana atılacak kişiler değiller. Kesinlikle. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Betül, soy ismim Uysal. Ula'da ikamet ediyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Diyetisyenim. Henüz çalışmıyorum. Benim için de iyi oldu aslında böyle bir habere şey olmam. Evet. Konu olması. Aylık. Aylık kaç TL'lik pazar alışverişi yapıyorsunuz? Aylık yaklaşık yani haftalık 200 lira gitse 800-900 civarı oluyordur muhtemelen. Sadece gıda diyebilirim yani. Gıda ve temizlik diyebilirim. Peki pazar fiyatları hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani televizyonlarda duyuyoruz fahiş fiyat meselesi var şu anda. Yani bazı biz çok kolay bir şekilde ulaşıyoruz yani köy elle olduğumuz için yani büyüklerimiz de gönderiyor ama özellikle Muğla'da ikamet edenler için sıkıntı muhtemelen bu. Çünkü buraya gelinceye kadar fiyatlar bir miktar daha uçuyordur. Çok şikayetçi olduğumu söyleyemem ama bazı şeyler için tabii ki de işte ne kadar artmış dediğim oluyor yani. Peki siz pandemi dönemini nasıl geçiriyorsunuz? Pandemi dönemini nasıl geçiriyorum? Bol bol kitap okuyorum. Öyle kendimi geliştirmek için şeyler yapıyorum yani. Kendi alanımla alakalı sayfalar takip ediyorum. Bu şekilde. Kardeşim var 7 yaşında. Çok yaş farkı var aramızda. Daha çok onunla ilgileniyorum aslında. O şekilde yani. Peki pandemi sürecinde evde kapalı kaldığımız dönemlerde birçok kişi yeme içmeye yöneldi aslında. Bu konuda ne söylemek istersiniz bir diyetisyen olarak? Yani şunu söylemek isterim. Öncelikle karbonhidrata meyilimiz arttı. Ekmek yapmak istedik, hamur yapmak istedik evde kaldığımız karantina günlerinde. Aslında bu içgüdüsel bir şey. Yani biz küçükken annelerimiz aç kaldığımızda bize ilk olarak karnımızı doyurmak için ekmek, hamur işi verdi. Biz bunu öğrendiğimiz için buna yöneldik. Onun dışında da yani bu bir mekanizma aslında. Ne kadar fazla enerji o kadar hayatta kalırım. Bilinçaltında bu da var. Biraz yöneldik. Ne yazık ki kilolarımız da arttı. Ama bunu kontrollü bir şekilde devam ettirirsek yani ben inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii ki de yiyeceğiz, tabii ki de içeceğiz. Çünkü çocuklarımız evde, eşlerimiz evde, hafta sonları evdeyiz. Yani yapılıyor yani yapılmıyor değil. Bu şekilde ölçüsüne dikkat ederek ama kendimize zarar olan bir şeyi de yapmayarak bu şekilde sürdürmeyi çalışacağız. Buna alışmak zorundayız. Çünkü daha pandeminin geçip geçmeyeceği de belli değil. Kendimizi bu sürece adapte etmeye çalışacağız yavaş yavaş. Peki bu pandemi sürecinde doğru beslenme nasıl olabilir sizce? Nelere dikkat edilmeli? Evet. Zaten programlardan olsun, sayfalardan olsun öncelikle belirtilen, vurgulanan şu. Bağışıklığımızı güçlü tutalım. Bağışıklık bir anda güçlendirilecek bir şey değil. Aslında bu süreç bize bunu öğretti. Her aşamada dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öğün sayısı da çok önemli. Yediğimiz içtiğimiz gıdalar da çok önemli. Yani burada başta şimdi sayacak olursam sebze, meyve, vitamin, mineral tüketimi çok önemli. Balık, omega 3 örneğin omega 3 takviyeleri, D vitamin takviyelerine çok sardık. Ben bunu da yanlış buluyorum açıkçası. Yani eğer ki imkanımız varsa besinlerden karşılayabiliyorsak takviye almamızı çok önermiyorum. Ama bir kişi hamile ise, gebe ise yahut da bir hastalığı, bir rahatsızlığı varsa
muhakkak acil bir şekilde başlaması, doktor tavsiyesiyle başlamasını öneririm. Sebze, meyve, et, süt, yani hepsinden orantılı bir şekilde, zaten beslenme uzmanları da bunu vurguluyor. Tek tip beslenmeden ziyade özellikle de yani çok duyuyoruz ketojenik diyet, aralıklı oruç diyeti. Yani kendimizi çok zorlayacak tek tip beslenme üzerine yoğunlaşmamızı ben çok önermiyorum. Daha çok hangisini sürdürebileceksek bizim fıtratımıza, bizim damak tadımıza, bizim sağlığımıza hangisi uygunsa bunu tavsiye ediyorum. Her kişiye özgün ayrı beslenme stilleri var yani, öyle evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Bizim yanıldığımız şeylerden birisi de bu. Yani kilo aldığımız zaman bir de kilo alma olarak bakıyoruz olaya ne yazık ki. Sağlıklı beslenmek değil de diyet diye bakıyoruz. İnternete ilk girdiğimiz zaman karşımıza işte şu diyeti, bu diyeti falan. Bunlar yanlış şeyler. Kişinin alması gereken enerji vardır. Kişinin alması gereken bir miktar protein vardır. Her kişiye özgüdür. Alması gereken bir demir miktarı vardır. Bu her kişi için ayrı ayrı hesaplanır. Bu yüzden biraz daha beslenme konusunda hani spesifik çalışan kişilerle eğer bu süreci devam ettireceksek buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tek tip beslenmeyi kesinlikle önermiyorum. Ben falancadan duydum şu kadar kilo vermiş deyip o diyeti yapmayı da kesinlikle önermiyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani çok uzatmayayım. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? İzleyicilere söylemek istediğim, yani her duyduğumuza kesinlikle inanmayın. Bugün yumurta çok iyi, çok güzel bir besin, protein içeriği çok yüksek bir besin, tüketelim falan denilebilir. Yahut da yarın ne oluyor? Kolesterolü olanlar tüketmesin deniyor. Daha çok doğru kaynaklardan doğru bilgileri öğrenmeye dikkat etsinler, gayret etsinler. Ve öncelikle benim her zaman savunduğum şey şu, beslenme çocuklukta öğrenilen bir şey. Yani beslenme alışkanlıklarımızı çocuklarımıza güzel bir şekilde öğretmeye çalışalım. Çünkü onlar ne öğrenirse, yani biz çocuğumuzu ağladığında çikolata verirsek, yarın öbür gün iş hayatında başarısız olduğunda ya da çok mutlu olduğunda ya da çok atıyorum eşiyle problemi olduğunda direkt şekerli gıdalara, çikolataya, pastaya yönelebilir. Biz bunlara, tabii bunun için de öncelikle kendimiz örnek olmamız gerekiyor. Yani böyle böyle yap, şöyle şöyle yaptan ziyade. Bunu öneririm. Yani çocuklarımıza dikkat edelim. Onların beslenmesine çok çok daha hassas davranalım bu konuda derim yani. Değerli tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Çok sağ olun. Bugün pazara gitmişsiniz evet. Gördüğüm kadarıyla. Pazar nasıldı? Aylık ne kadar pazar alışverişi yapıyorsunuz? Normale dönüyor artık fiyatlar yani. Biraz daha böyle bahar yaklaştığı için. Önceki aylara göre biraz daha ucuzlama var gibi ama bazı meyve sebzeler yine pahalı yine yani. Peki sizce Muğla çiftçiye yeterince destek veriyor mu? Üretimde yeterince ürün elde ediliyor mu? Ona bilemem. Eskisi gibi değil. Peki bu eskisi gibi olmasının sebebi, tek sebebi pandemi mi? Olabilir. Olabilir. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Allah sabır versin. Başka bir şey diyemeyiz ya. Peki çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Miyiz? Merhaba, İsmail Aksen. Ne iş yapıyorsunuz? Emekliyim. Aldığımız para da belli. Peki aylık siz ne kadar pazar alışveriş yapıyorsunuz? Aldığınız bütçe buna yeterli oluyor mu? Çocuğum aylık 100 alıyoruz, 150 alıyoruz. Ama bakıyorsun pazar biraz ucuz olursa biraz düşük oluyor. Ama pahalı olursa zaten yüksek oluyor. 150'yi buluyor rahat. Elektriği, suyu, doğalgazı zaten mahvediyor. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Zamdan kurtaramıyoruz ki Türkiye'de. Ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle yaşam, hayat zor. Hayatımız zor zaten. Ne yapacağımızı damın çoğumun karışıkız. Bir de pandemi çıktı meydana, üstüne. Bundan dolayı da zaten kısıtlı, zamanımız da kısıtlı. Yani saat 10'dan 1'e kadar şeyimiz var. 10'dan 1'e kadar zaten bazar zaten ancak 10'a kadar ancak kuruluyor. Ondan sonra çıkıyor tam bahar oluyor. Ha, akşamüstü olursa biraz ucuz oluyor.
Ondan dolayı akşamüstüye doğru pazara çıkıyoruz. Şeyimiz bu. Peki maaşınız bu bir aylık geçinme sürecinde yeterli oluyor mu giderlerle beraber? Yani ucu ucuna denk geliyor maaş, ucu ucuna. Yani 500-600 lira zaten doğalgaz geliyor. 4 haftada, ayda 4 sefer pazar görüyoruz. Yani bir hafta 150 şeyden 600 do. Elektrik, su, ceyran ancak fiti fitine ancak denk getirebiliyoruz. Sözde bize 2000'den sonra emekli olanlara şey olacaktı. Yok onu da çıkamadılar. İntifak yasası çıktı. O da onaylanmadı. O da duruyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Geçimimiz çok zor. Söyleyeceğim bunlar. Peki sizce bu daha ne kadar böyle sürecek? Vallahi bunun ne kadar süreceğini Allah bilecek. Ben kesin bir şey diyemem. Yani ve bir de her şey devletin elinde. Bizim elimizde bir şey yok. Biz emir kuluyuz. Devlet onu yapmayın, onu yapmıyoruz. Bunu yapmayın, onu yapmıyoruz. Ne yapacağımız şaşkınlığın içindeyiz yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Başka ne olacak? Başka hiçbir şey yok. İzleyiciler de aynı benim gibi sanırım. Öyle düşünüyorlardı mutlaka. Herhangi başka bir şeyimiz yok yani. Elimizden gelen bir şey yok. Her şey devletin emrinde. Devlet ne derse onu yapmak zorundasın. Söyleyeceğim bunu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür sağ olun. İsmim Ali Kırkan. Aylık kaç TL'lik pazar alışverişi yapıyorsunuz? Vallahi aylık hiç para birikmiyor. Karnımız da yas ya. 4-300'e alıyoruz, 5 liraya satıyoruz. Evet. Ya bunun mazot parası var, yer parası var. Poşeti var. Gideri var, poşet parası var. Ya var. Sadece kendimizi döndürebiliyoruz. Peki şu an pazar fiyatları ne durumda? Vallahi bana göre pazar fiyatları normal. Çok da pahalı değil, çok da ucuz değil. Orta yol bu. Alım güzel. Peki üretime yeterince destek veriliyor mu sizce? Üretime destek, şu anda destek almıyorlar zaten. Ya bir desteğimiz yok ki bizim. Herhangi hiçbir destek yok. Bir torba gübre 150 lira. Çift 150 lira sürüyorlar dönümünü. Yani ilaçlar da biliyorsun, ilaçlar çok farklı, çok pahalı. Yani giderlerimize bakarsan yani 5 lira karşılamıyor bile. Peki bu pandemi sizi nasıl etkiledi? Ya pandemi ya şu şekilde etkiledi. Pazarlarda insan yani seyrek, başka bir şey değil yani, çok fazla kalabalık yok. Ama sadece ben şunu istiyorum. Hafta içi pazarlarımızda meyve cinslerini Muğla'da yetişen, bak Muğla merkezde yetişen portakalmış, limonuymuş, ıvırı zıvırı, yani bunları sattırmıyorlar. Ama bu bizim Muğla'nın meyvesi. Muğla'nın meyvesi olduğu için bu ne çıkarda yapıyor belediye bilmiyorum. Sattırmıyorlar. Yani halk hafta içinde pazarını göremeyince perşembe biraz daha kalabalık oluyor. Pandemiye daha da yönleniyor yani. Bizim düşüncemiz de öyle. Pandemi daha farklı olmuş oluyor. Ki yani ne yönden olduğunu da biz bilmiyoruz. Şimdi pazartesi, çarşamba köylü pazarı oluyor. Köylü pazarında her istediğini bulamıyorsun. Ottan başka bir şey yok. Ki yani. Öyle. Peki sizce neden sattırmıyorlar bu meyveleri? Bunun sebebi ne olabilir? Ve bunun için bir talepte bulunmadınız mı? Ya şimdi orasını bilmiyoruz. Sadece Muğla'da yetişeni sattırıyoruz dediler. Bu da Muğla'da yetişiyor, sattırmıyorlar. Ama beklediklerini bilmiyoruz. 20 lira abi. Ve yemeği çok öneriyorlar değil mi? Meyveni öneriyorlar. Bu havuç. Görüyorsunuz. Ama pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sattırmıyorlar. Biber, patlıcan, fasulye, ıvır zıvır hiçbir şey sattırmıyorlar. Meyve cinsinde portakal, mandalin, limon bunları sattırmıyorlar. Peki pandemiden nasıl kurtulacağız biz? Meyve alamıyoruz. Niye yasaklıyorlar yani? Bunu yasaklamanın sebebi ne?
Gidiyor manavdan 7,5 liraya mı alacak? Ama bir köylü üretici geliyor buraya. Bak bizim hep üretici belgemiz var. Muğla'da yetiştiği için üretici belgemiz var. Ama sattırmıyorlar. Ya millet meyve almaya çıkıyor. Yeşillikte ottan başka bir şey yok çarşıda. Hep ot mu yiyecek yani insanlar? Pandemiyi böyle mi kurtaracak? Çoruna çocuğunu böyle mi besleyecek? Yani ben sizlere diyeceğim konu bu. Niye bu şekilde yapıyorlar bilmiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Nazilli'den, Bayındır Mahallesi'nden Taşkın Güzel. Siz aylık kaç TL'lik alışveriş yapıyorsunuz? Aylık benim 6-700 lira elektrik parası geliyor. 200 lira falan su parası geliyor. Ay 800-900 lira su elektrik parası ödüyor. Artı masraflar 2-3 milyar daha gidiyor yani. Peki geçim gücünüz şu anda geçim ne gücü, durumda? Geçim gücü Allah'a şükür biz kendimiz koşturduğumuz için kendi kazancımızı kendimiz şey yapıyoruz, yani sağlıyoruz. Ama milletin alım gücü çok az. Geçen sene mesela 2-3 lira ettiğim yerde bu sene 1 lira, 1,5 lira ediyoruz. Yani, zor koruyor geldiğimize. Onun için yapacak bir şey yok. Peki sizce bunun sebebi üretimin az olmasından mı kaynaklı? Hayır, üretimin az değil, her şeyin pahalılığından. Üretim az çok tamam var, üretim var ama milletin alım gücü de az. Pandemi zamanında çok az çıkan oluyor pazarlara. O yönden alışveriş az, çok az. Pandemi döneminde insanların gelirleri azaldı. Giderler tabii devam ediyor, giderler zamlar da aynı şekilde. Yani giderler daha pahalı. Geçen sene 10 lira aldığımız poşet, bu sene 15 lira, 16 lira. Her şey öyle yani, o değil. Geçen sene 100 lira yakıyorsun buraya, bu sene 150 lira yakıyorsun mazotta. O yönden hani biraz daha zorlanıyorsun. Yani biz işimiz yok fazla, onun için geliyoruz mecburen yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ramazan Kandemir ben. Aylık ne kadar alışveriş gideriniz var? Ne kadarlık pazar alışverişi öyle yaptınız? Pazar ucuz demeyelim de benimki az yani. Yalnızım. Yeşillikten başka bir şeyim yok. Arkadaş aldı. Onunki bayağı fazla yani. Benimkisi az. Yani benimkisi şöyle söyleyeyim. Aylık 250-300 yetiyor. Ama tekim yani. Bir aileye de yetmez yani. 1 milyondan aşağıda yetmez. En az. En az. Peki pazar fiyatları nasıl? Ne durumda? Pazar fiyatları bu hafta bence iyi gibi göründü. Mesela birçok şey düşmüş gibi gördüm yani ben. Ama 2 hafta önce böyle değildi tabii ki. 7 lira 8 lira olan şeyler 2 liraya satılıyor. Bu da iyi bir şey yani. Halk için iyi bir şey. Peki siz pandemi dönemini nasıl geçirdiniz, nasıl geçirmektesiniz şu anda? Valla kanun kuralı neyse onunla geçiriyoruz. Uygulama o yani. Sokağa çıkmıyoruz, cumartesi pazar çıkmıyoruz. Belli bir saatlerde sonra yasaksa yasak, her şeyi uyguluyoruz yani. Öyle sıkıntılı da bir şey yok yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Herkes kendine iyi baksın, pandemi döneminde sağlıklı sıhhatli kalsınlar. Çok teşekkür ediyoruz, iyi günler dileriz. Ben Marmaris'ten geliyorum, Kiraz Yıldız. Bir aylık pazar ihtiyaçlarınız kaç TL'dir? Vallahi Marmaris'te 200'den aşağı dizemiyoruz pazarımızı. Peki burası nasıl? Muğla'nın merkezi. Çok güzel, uygun. Baksana ıspanak bile 1 lira, 2 lira. Bizim orada 10 lira, 8 lira. Çok pahalı Marmaris. Vallahi bilmiyorum. Pazarımız zaten küçücük. Peki sizce bu kadar fiyat farklılığının olmasının sebebi ne olabilir? Ben de bilmiyorum ya. Orada turistlik olduğu için mi acaba? Ya Marmaris turizm belgesi diyorlar ya. Ondan mı acaba? Muğla'nın pazarını ucuz buldunuz. Ucuz bulduk. Bugün ucuz bulduk yani. Peki siz kendinizce pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? Vallahi nasıl geçiniyoruz? Bahçemiz var. Orada müstakil evde oturuyoruz. Eşim inşaattı. Arada inşaata gidiyor. Başka da bir gelirimiz yok. Kiracıyız. Böyle geçindik yani. Peki. İyi kötü. Gelirler azaldı ama zamlar azaldı, devam ediyor azaldı. Bu süreçte. Çocuklar işten çıktı. Kız üniversite okuyordu. Geldi evde. Oğlan evden internete giriyor. Yani gerçekten çok kötü bir şey oldu yani, dönem oldu. Şimdi kız tekrar hazırlanıyor. Girecek mi, ne olacak bildiğim yok. Uğraşıyor işte. Eğitimin evden mi devam ediyor? Evet, uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim.
Torun evde, toruna bakıyoruz. O da uzaktan eğitim. Bilgisayarı, o da bölüşüyor, o da bölüşüyor. Bilgisayar hiç kapanmıyor galiba. Yok, yok, kapanmıyor, hiç kapanmıyor. Böyle geçti işte günümüz. İnşallah açılır da. Şimdi pazartesi okullar açılıyor diyorlar. Başlarsa inşallah, bilmiyorum ne olacak. Umarım sağlıklı bir şekilde yürütülür i̇nşallah. O da. İnşallah. İnşallah iyi bir günler gelir de görürüz de. Teşekkür ederim. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ne yapalım ya bilmiyorum. İnsanlar artık açılsın her yer. Çocuklar okuluna gitsin, öğrenciler gitsin, anneler bir nefes alsın. Artık öyle diyorum yani. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür İyi günler ederim. Dileriz efendim. Merhabalar. İsmim Kamile. Bu dükkanın sahibiyim. Zor bir süreçte, evet. Zor işlerle uğraşanlardanız, esnafız yani. Peki sizin bir aylık yaklaşık ortalama pazar ihtiyaçlarınız kaç TL'ye tutuyor? Yani 700 ile 1000 lira arasında tutar. Ama tabii her şeyi alırsak tutar. Peki pazar fiyatları ne durumda sizce? Pazar fiyatları üretici için sıkıntılı. Tüketici için şu dönemde daha sıkıntılı. Neden derseniz. Çünkü esnaf kana alıyor. Alışveriş sınırlı. Zaten çoğu esnaf da kapalı. Buna istinaden tabii ki alım gücü düştü. Bu da doğal olarak etkiliyor. Ama üreten kişiler için de zor. Ürettiğini fiyatında satamazsa onlar da zor durumda. Hem alıcı için hem satıcı için şu anda zor bir süreç. Alım gücü olup da alamayan insan da çok. Bunu da görüyoruz. Yeter kadar pahalı malzememiz var zaten. Özellikle pandemi döneminde gelirler azalsa da giderler devam ediyor. Aynı zamanda zamlar da devam ediyor. Giderler devam etmek zorunda. Çünkü beslenmemize, temizliğimize vesairemize dikkat etmezsek zaten ayakta duramayız. Bu sefer hasta olur ya da düşeriz. İlla ki beslenmeye dikkat etmek zorundayız. Temizliğimizi işte dikkat etmek zorundayız. Mecbur giderler de yerinde duruyor. Ama alım gücü düşüyor. Zamlar geliyor. Yapacak bir şey yok. Geçimler zorlaşıyor. Geçimler zorlaşıyor. Her açıdan. Yani çok arkadaşımız var. Dükkanlarını kapattı, pazarları bıraktı. Bıraktı yani. Çünkü yok. Ödeyemiyorsun, vergini ödeyemiyorsun, kiranı ödeyemiyorsun, faturalarını ödeyemiyorsun. Çünkü milletin alım gücü düştükçe daha çok sağlığı için sebzesine, meyvesine, gıdasına yöneldi. Onun için de düştü yani. Esnaf kendini kurtaramaz hale geldi sanırım bu süreçte de. Zorluyor. Yani çok da kurtardığı söylenemez. Zorluyor. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Umarım tez vakitte şu hastalıklar biter. Normal hayata döneriz. Umarız. Yani her şeyin başı sağlık. İnşallah bir an önce herkes sağlığına kavuşur. Çok teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar dileriz size de. Yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Kan temiz. Ne iş yapıyorsunuz? Ben mi? Ben efendim şu an kaldırım mühendisiyim. Bir iş yapmıyorum. Peki bir aylık pazar masrafınız yaklaşık ne kadardır? Bir aylık pazar masrafı aşağı yukarı 1500 lira. Yalnız yaşıyorum. Evet, 1500 lira. Peki pandemide siz nasıl geçiriyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Valla şimdi bu yaptığımız bir şey yok böyle. Geziyoruz. Bütün ilçelere geziyorum. Neden? Canım sıkılıyor. Geziyorum. Peki... Aynı zamanda ben kendim de televizyoncuyum. Öyle mi? Tabii haber spikerliği falan yaptım radyoda. Kameramanım aynı zamanda. Gazetecilik okulu mezunuyum ben. Aa, ne kadar güzel. İyi kameramanımdır yalnız.
Peki. Kameramanımız da burada. Evet. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Vallahi bol bol cebindeki cüzdanları yere düşürsünler, biz de toplayalım. Olmaz mı böyle röportaj? Olmaz değil mi? Biraz tuhaf oldu sanki bu. Espri yaptım ben de zaten. Vallahi ne söyleyelim? İnşallah bu koronavirüs biter de ondan sonra her şey güzel olur. Umarız. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Bahçe duvarında açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim. Selamlaştım. Öptüm sevdim. Helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum goca güle. Acem şılı ince bele. Bir bakışta yaktın beni. Bir bakışta yaktın beni. Derdine bıraktın beni. Derdine bıraktın beni. Sen de yaktın beni. Yaktın beni. Yaktın beni. Yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Moy oldum ganga güde. Acem şanın ince bele. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Moir oldum ganga güle. Allah Allah. Rıdvan benim ismim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatçıyım kendim, emekliyim. Bir aylık pazar masrafınız yaklaşık kaç TL tutuyor? Yaklaşık olarak... Domates 10 milyon olmuş, pazara para mı yetişir? Vallahi herhalde aylık olarak şöyle düşünsek herhalde 1000 üzerinde vardır yani muhakkak. Yani tam yani teşekkür ediyorum çok, sen 2000 lira anca. Peki yani, pazar fiyatları ne durumda şu anda? Vallahi pazar fiyatları parası olan her şey var. Parası olmayan hiçbir şey yok. Yani asgari ücretle geçinen insanlar, çocuklu insanların geçinebileceği... Allah sabır versin. Çok zor. Bu şartlar altında insanlarımız maalesef. Yani. Peki bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Ne yönlerden etkiledi? Vallahi insanlarla bir kere yüz yüze gelemiyoruz. İnsanlarımızla görüşemiyorsun. Evet, insanlarımız biraz daha duyarlı olsa bu hastalıktan kurtulur. Duyarlı değildir hiçbir zaman. Duyarlı olmuş olsak bu hastalıklar kalmaz. Yasaklara yeterince uyulmadığını düşünüyorsunuz aynen sanırım. Öyle. Aynen, yasaklara uyulmuyor. Yasakları seviyoruz. Çünkü uyulmadığı için seviyoruz bir de. Daha cazip oluyor. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Valla ne diyeyim, herkese salla sabır versin. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak şey çok aslında da. Yani insanlarımız duyarlı olsun. Biraz daha kendini değil, biraz daha insanlar birbirlerini tutsunlar. Yani söyleyecek söz daha çok da. Gerisine gidiyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Muğla Merkez Kuzluk Köyü nüfusuna kayıtlı Muğla'da ikamet eden bir vatandaşım. Peki bir aylık pazar masrafınızı bize söyleyebilir misiniz? Kaç TL tutuyor yaklaşık? Vallahi tek başıma yaşayan ben bir insanım. Yani genel masrafı düşünürsen aylık 5 milyar yetmiyor. Ev kirası, doğalgaz vesaire aylık 5 milyar. Tek başımayım ha. Çoluk yok, çocuk yok. 5 milyar sabit aylık gider var. Çocuklu bir aile için, asgari ücretle geçinebilen bir aile için de daha zordur. Benim tek merak ettiğim bu aile, yani 3000-3500'de bir aile nasıl geçinir, tek merak ettiğim o. Başka hiçbir şey merak etmiyorum. Dedim ya, ben tek başımayım. Şu anda sabit aylık giderim 5 milyar. Yani tek kaç senedir merak ettiğim bir aile bir asgari ücretle nasıl geçinir? Yani. Peki pazar masrafları ne durumda sizce? Zamlar devam ediyor. Gelirlerimiz az ama giderler hala daha artmakta. Vallahi benim için her yol Ankara. Hiç fark etmez.
Yani bunu millet karar verecek yani. Yani dediğim gibi tek merak ettim. Kaç yıldır düşünüyorum, hesap yapıyorum. Bir yani askeri ücretle iki çocuklu bir aile nasıl geçinir? Tek merak ettim o. Yani yanlış anlama, paranın bir değeri yok ki. Şimdi çarşıya gittim, 100 lira bozdurdum, bitti. Aldığım hiçbir şey yok yani. Yani 10 lira, 50 lira, 100 liranın hiçbir değeri yok yani. Yani bunu başka ne yorum yapacaksın yani? Peki bu zor şartların sebebi sadece pandemi mi? Yok canım yani. Yani yanlış anlama, yukarıdakiler yiyor parayı. Ben siyaseti sevmem. Yani CHP, MHP hep aynı kavangaşı. Niye aynı kavangaşı? CHP, örnek Muğla. Muğla milletvekili mesela, örnek Süleyman Girgin'in danışmanı var. Ya bir üniversite mezunu, bir insan, bir ilkokul mezunu ne danışır? Onu merak ediyorum. Yani bu parti olarak değil, lükse düşkün yani, genelleme yani. Yani parti olarak demiyorum yani. Milletvekili iki tane danışmanı var. Ne iş görüyor yani? Kimden para alıyor? Senin benim gibi vatandaşın parası oraya gidiyor. Kültür merkezinin orada sabah gördüm. 20 tane makam arabacısı. Ya yani dedim ya, CHP, MHP olay değil. Bu lüks böyle gittikten sonra sen yani bu kadar, yani nasıl anlatayım sana? Dediğim gibi yukarıdakiler yiyor paraya. Danışmanmış, sekretermiş vesaire. Alt tabaka insan eziliyor. Ha benim için hiç fark etmiyor. Yani dolarmış, markmış benim için fark etmiyor. Pazar 500 milyon olsun, hiç umurumda değil. Ama gerçekten de geçinemeyen insanları merak ediyorum. Yani dedim ya, tek merak ettim, bir 3000-3500'lü bir aile nasıl geçinir? Ben mesela şurada merkezi bir yerde oturuyorum. 900 lira kira veriyorum, 500 doğalgaz geliyor, 1400. Elektrik, su 1600-1700, tek başıma. Yani dedim ya, Allah yardımcılar olsun. Dedim ya, benim için sorun değil yani. Peki bu gidişat neyi gösteriyor sizce? Pardon. Vallahi gidişat sıkıntılı. Allah sonumuzu hayır etsin. Sadece onu diyorum. Yani çoluğu çocuğu olan düşünsün. Ben düşünmüyorum. Bende çoluk yok, çocuk yok. Türkiye'yi batmış, affedersin bir tekme de ben vururum. Çok mu umurumda benim? Yaşamışım, yaşayacağım kadar yani. Yani çoluğu çocuğu olmanı düşünüyorum bacım yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Vallahi söyleyeceğim, herkes elini vicdanına koyacak. Ona göre yani o partiyi vermiş, bu partiyi vermiş. Hepsi aynı kavangaşı. Hepsi aynı kavangaşı. Ben partiyi sevmem. Benim bir tane partim var. Türk bayrağı Atatürk. Diğerler hepsi aynı. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Ben Dursun Eren. Normalde kışları burada yaşıyorum. Yazında Marmaris'teyim. Mesleklerimiz restoran filan işletiyoruz ama pandemi dolayısıyla bu yıl gerçekten çok kötü durumdayız. İnşallah önümüzdeki haftalarda açılır da insanların biraz, hem esnafların yüzü güler hem halkımızın, yani bu şekil değerlendiriyorum. Peki sizin bir aylık alışveriş masrafınız yaklaşık ne kadardır? Bir aylık 1500-2000 lira filan. Yani daha önce ben tabii emekliyim. Emekli maaşımız yetmiyor yani, çok az. 2000 lira maaş alsak ne olacak yani? Her şey, hayat pahalı. Tabii genel olarak da düşünürsek insanların, esnafların, herkesin durumu kötü gerçekten yani. Şu pandemi genelde esnaflar da mahvetti. Herkesi etkisi oldu yani. Peki sizce bu gidişat, bu süreç neyi gösteriyor? Bu gidişat vallahi çok kötü şu anda yani, hem ekonomi olarak, Türkiye ekonomisi olarak, hem insanlar, yani ekonomi herkesin bozuk yani. İki kesim var, bir zengin bir fakir, yani bu şekilde düşünüyorum ben. Allah hayırlısını versin, her şeyde nasip. İnşallah bu pandemi geçer de insanlar, biraz esnaflar, insanlar yüzü güler, çalışan kişiler, restoranlar, oteller, barlar, herkesi etkiliyor tabii ki pandemi. Söyleyeceklerim bu kadar. Size de iyi yanlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? İzleyicilerime sabır yapsınlar. Pandemiye dua etsinler geçmesi için. Her şey buna bağlı yani. Çünkü bu bölgemiz Muğla bölgesi, turizm bölgesi olduğu için hepimiz zaten %95 turizmden yararlanıyoruz.
burada herkes kendine göre haklı. Üretici haklı, tüketici haklı. Yani üreticilerin de yani şuraya pazara gidiyoruz. Bugün pazarı ya 1,5-2 lira soğan, patates. Bu üretici için de yazık yani. Gerçekten yazık. Çünkü aracılar kazanıyor. Oradan alıyorlar 50 kuruşa, 40 kuruşa. Burada 1,5 liraya satıyorlar. Tabii domates 5 liraydı. Bugün 3-4 lira. Tüketicisinde Allah yardımcı olsun dediğimiz gibi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun değerli görüşleriniz için. İyi günler dileriz. Böyle oluyor kolların çürüdü. Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kandırmış. Bundan öte ayrılık var. Bundan böyle oluyor kolların çürüdü. Karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kandırmış. Bundan öte ayrılık var. Yüreğimi kapladı inceden bir sızı. Belki de ayrılık acısı. Kaldıracak gücüm yok, başında belası çok. Bu derdimin dermanı. Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kandırmış. Bundan öte ayrılık var. Değerli Muğla TV izleyicileri, bugün Halkın Sesi programında halkımıza bir aylık pazar alışveriş tutarını sorduk. Halkın bir aylık alışveriş masrafı en az 400 TL'den başlıyor. Pazar fiyatları geçen haftaya kıyasla düşüş yaşıyor. Geçim sıkıntısının olmadığı sağlıklı günler diliyoruz. Bir sonraki Halkın Sesi programında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.